Merhaba, Ülke TV'ye Türkiye Atlası'na hoş geldiniz. Bu akşam konuğumuz Nihayet Dergisi Genel Yayın Yönetmeni şair Ahmet Murat. Ahmet abi hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olasın Furkan. Bugün de Nihayet'in yeni kapağı ve yeni döneminin başlangıç günüydü. Ona da denk gelmiş oldu. Özellikle planlamadık ama planlamadık. İyi böyle güzel oldu, denk evet, geldi. Evet. Nihayet'ten de bahsedeceğiz. Nihayet'in gitmek istediği yerden de bahsedeceğiz. Bununla birlikte benim çok önemsediğim ve epeydir elimden düşüremediğim senin aslında her hafta okuduğumuz yazılarından oluşan bir kitabın daha çıktı. Onu da şöyle izleyicilerimize göstermek istiyorum. Belki de üzülmeliyiz. Açıkçası bu sohbeti de şöyle kurgulamak istedim. Sohbette kurgulanan bir şey değil ki senin daha bu kitapta sohbet etmekle ilgili çok güzel bir yazın var. Eyvallah. Yine bir seyyahın Türkler sohbet ustasıdır. Evet. Sözünden yola çıkarak organik bir sohbet nasıl olur, nasıl olmalı ve artık o seyyah tekrar Türkiye'ye gelse bu sohbet mümkün olur mu diyerek bitirdiğin bir yazın var abi. Ben de açıkçası bütün konuklarımla programa başlarken her zaman şunu gözettim. Önceden ne kadar hazırlansam dahi organik gelişsin, benim ummadığım ve beklemediğim bir yere gitsin. Kameralar yokmuş gibi ama izleyicilerin varlığını hissederek, onlar da sohbetin halkalarından birer üye gibi olsun istedim. Senle de zaten öyle olur sohbet. İnşallah. Buradan yola çıkarak abi, bu kitabı özellikle eksene almayı düşünüyorum. Çünkü senin yine kitapta belirttiğin gibi yazmak görmektir. Bu kitaptaki yazılar senin gördüklerin, senin kendi gündemini anlatan yazılar ve bu gündem, bu acayip gündem trafiğin içerisinde her zaman ıskalanan ve ya evet hakikaten nidalarıyla okunan yazılar. Bu yüzden biz bu gündem kalabalığının arasında abi şair Ahmet Murat'ın gündemini takip edelim diye düşündüm. Kitaptaki yazılardan hareketle abi konuları açacağım. Şuradan başlamak istiyorum. Açıkçası bunu bir öneri olarak sen yazıda önermişsin. Ben de çok açıkçası çok akıllıca buldum. Keşke uygulanabilse. Bu yazmak ve düşünmek arasındaki münasebet abi. Yani eğitim sistemi diye bir sorunumuz var. İnsanlar eğitim sistemiyle alakalı sürekli konuşuyorlar. Sürekli sistemler, modeller, şunlar bunlar konuşuluyor. Ben artık o kısaltmaları, sınav sistemlerini takip edemiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Bu eğitim sistemiyle alakalı. Akif büyüyünce takip edersin inşallah. Evet, onu bekliyorum. Biraz Akif'in büyümesini bekliyorum. Biraz akıf olursun. Fakat ilk defa böyle ya uygulansa hakikaten ne kadar güzel olur dediğim bir öneri gördüm abi senin kitabında, yazında. Sadece kompozisyon ya da Türkçe derslerinde değil. İnsanlar düşünmekle yazmak arasında çok keskin bir bağ var. Ve bunu bütün disiplinlerde çocuklarımız, gençlerimiz okurken matematik, fizik, kimya, biyoloji ne olursa olsun öğrendikleri ya da öğrenmeyi amaçladıkları konular hakkında yazsalar ve sürekli bir yazma geleneği oluşsa, bu yazar olmaktan da bağımsız bir şeyden bahsediyoruz. Hatta onunla alakası hatta azdır yani. Evet. Yazar olma amacı gütmeden yazmak nedir abi diyerek buradan bismillah diyelim. Eyvallah. Istedim. Şimdi ben yani Batı'da eğitim görmüş birisi değilim. O yüzden Batı ülkelerinde ne referans verebilecek durumda da değilim. Yani öyle bir tecrübe biriktirmiş değilim. Yani Finlandiya eğitim sisteminden örnek vermeyeceksin. Veremiyorum maalesef. yani ama şöyle bir şey var. Batı'daki bazı ülkelerde yazmanın böyle birçok dersin yanında, birçok derse eşlik eden bir pratik olarak uygulandığını takip ediyoruz. Yani uzaktan takip ediyorum. Yani fiilen görmüş olmasam da uzaktan takip ediyorum. Bunu ilk duyduğum andan itibaren ilgimi çekti. Hani Mehmet Kaplan'ın söylediği bir şey var ya, hani her sabah kalkarım yarım saat konunun ne olmasın, ne olduğundan bağımsız olarak yazarım dediği bir şey var ya, bunu ben ilk okuduğum zamandan itibaren de ilgimi çekmişti. Çünkü ben kolay yazabilen birisi değilim. Yani değildim veya yani bu yazıları yazmaya başlayıncaya kadar. Hatta birkaç söyleşide hep şunu söylemiştim. Hani şiir yazmak kolaydır, deneme yazmak zordur diyen Edip Cansever çok haklı diye düşünüyordum. Yani benim açımdan da şiir yazmak, deneme yazmaktan daha kolaydı. Bunun zaman içinde bunun aslında pratikle alakalı bir şey olduğu
kanaati de bende oluşmaya başladı. Yani birkaç sebebi var tabii. Deneme yazmanın şartları farklı. Yani yani ağzı kalabalık bir tür. Dolayısıyla bir birikim istiyor, bir işte görgü istiyor, zaman içinde oluşmuş bir kültür istiyor falan. Bu da zamanla alakalı bir şey. Yani eğer çok sentimental, çok duygu temelli denemeler yazacaksak, çok şiirsel denemeler yazacaksak 20'li yaşlarda da bunu üretebiliriz. Deneysel denemeler de yazabiliriz. Ya da bir şeysek, bir işte 20'li yaşlarında parlak olabilen bir Kierkegaard gibi bir filozofsak yazabiliriz. Ama öyle değilsek denemenin hani biraz daha şey hali var. Daha orta yaş spor gibi duruyor deneme. Fakat bu önerileri yan yana koyunca ve biraz da bunların üzerine düşünüp uygulamaya da çalışınca bunun sonuç alınabilir bir şey olduğunu gördüm. Yani şey açısından öyle, deneme yazarlığı açısından öyle. Bir başka şey, orada anlattım. Bizim bir düşünceyi yazmadan takip etmemizin zorluğunun da farkındayım. Yani ben bunu kendi zihnimden biliyorum. Yani bir şeye başlayıp yarım saat sonra o mesele başladığım çok çelik gibi bir şey gerekiyor. İrade ve disiplin ve odaklanma gerekiyor. Bu çok kolay bir şey değil. O 20 dakika boyunca, 25 dakika boyunca dikkatini o çelik seviyesinde tutarak ve gerginliğinde tutarak, bir yay gerginliğinde tutarak şeyi takip etmek kolay değil yani. Fikri takip etmek kolay değil. Bunun en kolay yolu önünde fikri böyle serimlemek. Onu yazıyla, lekelerle takip etmeye çalışmak. Onun bir haritasını metin üzerinde, kağıt üzerinde takip etmek. Bu daha kolay, daha pratik bir şey. Ben onu öneriyorum. Bunun da aslında o yazıyı ben biraz yüksek lisans öğrencilerime borçluyum. Yıllar önceki ilk sınıfıma borçluyum. Yüksek lisans öğrencileri çok zorlanıyorlar. Çok zorlanıyorlar. Evet, çok zorlanıyorlardı. Bu aslında bizim akademimizin de genel bir sorunu. Yani vallahi diye. Şimdi yazmak konusu hakikaten bela bir konu. Yani bizim eğitim sistemimizle alakalı bela bir konu. Kompozisyon diye bir dersimiz var. Fakat bu dersi ben bir türlü başarıyla kotaramadığımı hatırlıyorum. Her seferinde ayağını yorganına göre uzat, atasözünü açıklayın ifadesinin altına. Böyle ayağını yorganına göre uzat, yorganına göre uzat ayağını, uzat ayağını yorganına göre gibi çeşitlemelerle, hani cümleleri çeşitleyerek bu sayfayı doldurmaya çalıştığımı, altta ya 5 santim kaldı, o 5 santimi de şununla doldurayım diye epey bir mücadele ettim, hatırlıyorum. Yani tatsız bir şey ama şöyle olsaydı, doğrudan benim tecrübe ettiğim bir şey olsaydı. Yani gidiyorum, bahçemiz var. Bahçemizde ben o hafta sonu diyelim ki işte bir kısmını bellemişim. Yani veya işte ağaçlar budanmış, çalıları toplayıp yakmışım falan. Yani bir tecrübe bu. 11 yaşında iken bu tecrübe üzerine yazıyor olsaydım daha heyecanlı yazabilirdim bunu yani. Ya da falan benzer şeyler. Yani biraz gündelik hayatın doğrudan içinde bir parçası olduğumuz hayatın tecrübelerini yazmak daha kolay. Bu çocukken mümkün. Yani soyutlamak, bir atasözünün üzerinden fikir geliştirmeye çalışmak, onu soyutlayarak kavramaya ve kavratmaya çalışmak çok zor. Neyse, hani ne diyordum, şey, yüksek lisans meselesi. Yüksek lisans öğrencilerimizle alakalı yaşadığımız bir kriz vardı zamanında. O da şu, yani yazarken inanılmaz zorlanıyorlardı. Bir kısmı yazdıklarını göndermek istemiyordu. Bir kısmı diretiyordu. Yani her şeyi göze alarak falan. Makale yazmak zorundalar. Yazmak zorundalar. Yani 6 ay sonra, 4 ay sonra teze başlayacak ve artık o tezi yazmak zorunda. O 100 sayfa neyse, 50 sayfa, 150 sayfayı doldurmak zorunda. Ama bunun için herhangi bir tecrübesi olmamış yani. Dolayısıyla biraz oradan hareketle düşündüğüm bir şey. Yüksek lisans seviyesi yazmaya başlamak için çok geç bir seviye. Çok daha önce bunların çözülmüş olması lazım. Böyle Japon bir takım yüksek lisans öğrencileriyle falan
bir şeyin içinde, bir ders ve bir takım ilmi araştırmaların içinde beraber çalışma imkanı bulduk. Onlar mesela kendilerini ifade tarzları, yazıyla kendilerini ifade tarzları benim biraz canımı sıktı. Yani çok başarılılardı. Yani çok başarılı bir şekilde kendilerini işin içine biraz humor, biraz zevk, biraz parıltı katarak da ilmi bir meseleyi böyle parlatmak konusunda bir deneyimleri vardı. Sorduğum zaman işte lise boyunca zaten yazıyla çiziyle uğraştıklarını, üniversitede yazdıklarını falan çok duymuştum. Benzer bir tecrübe yaşadım abi ki hani seninki yine sosyal bilimlerin dahilinde olan bir konu. Ben mühendislik üzerine bir tez yazmıştım. Çalıştığım konu depremle alakalı bir konu. Türkiye'nin güncel meseleleriyle alakalı bir konuyu tercih etmiştim o zaman. Onunla ilgili Türk akademisyenlerin, bizim akademisyenlerin makalelerini, tezlerini okurken çok zorlanıyordum. Yani tamam teknik bir şey ama sonuçta onu da ifade etmek zorunda ve bir şekilde kayda geçirmek zorunda bunu. Benim için böyle korkunç derecede zor oluyordu. Bir zaman sonra meselenin künhüne varamadan ben çoktan pes etmiş oluyordum. Evet. Kötü Türkçe yüzünden pes etmiş oluyordum. Sonra tesadüfen elime bir Japon akademisyenin tam benim çalıştığım konuyla alakalı bir kitabı geçti. Yeni çevrilmiş bir kitabı. Roman gibi okudum. Yani bir romanı okur gibi okudum ve inanamadım. Onun sayesinde açıkçası hani yola devam edebildim. Evet. Şimdi sen söyleyince... Japonlar, Japon bilim adamları. Japon övdük. İşte Japon bilim adamları gene övdük. Gene Japonları gene övdük. Neyse doğudan övdük sanki. Doğu sayılırsa Japonya. İşte onun sempatisi var ya. Abi, evet. Japonya'da doğu falan sayılmaz herhalde sayılmaz. Artık yani. Ben Japonya açıkçası biraz emperyal bir şey olarak görüyorum. Evet, yani evet. Çok da ayırmıyorum Amerika ile Japonya'yı. Ayrılamayacak bir duruma yani, geldiler evet. Hani ahlaki olarak bazı tutumları bize çok sıcak, sempatik geliyor. Bir alternatif olarak önermeye çok meyilliyiz Japonlar ama şimdi biraz tarihine baktığın zaman Çin'le olan münasebetleri çok emperyal. Evet. Bu da sohbete geldi. İşte emperyal oldukları için sohbete de yayılabiliyorlar yani Japonlar. Ben kitaptan devam edeceğim abi çünkü çok açıkçası hepsini keşke ben de yazsaydım dediğim konular ve çok çoğaltılabilecek meseleler. Daha önce de dikkat etmiştim fakat üzerine çok düşünmemiştim. Mesela Emily Dickinson'la Pessoa'yı örnek vererek görünmekle alakalı bir metnim var abi. İkisi de enteresan örnekler. Yani Dickinson devamlı yazmış, sürekli yazmış ama bunları yayınlamamış ya da kendi ismiyle yayınlamamış. Bunu bir şeyler yazıp da yayınlayan insanlar bize iyi anlayacaklardır ki insanın bir metin ürettikten sonra onu yayınlamamaya direnmesi benim çok anlayabildiğim, kolay kolay anlayabildiğim bir şey değil. Çok acayip. Pessoa daha da garip. O başka karakterler. 70'e yakın farklı karakter üretip başka imzalar, başka dünyalar. Tabii. Kendisine bir dünya kurmuş. Bir sandık kitap bırakıyor. Evet, bir sandık kitap bırakıyor. Hepsi başka başka insanlar. Yani onun da yine aslında Pessoa olarak görünme derdi yok. Her ikisinde de sadece görme meselesi var. Senin zihninde abi bu nasıl oturuyor? Görmek ve görünmek meselesi. Çünkü modernitenin de temel çıkmazlarından biri aslında bu. Ya şimdi bu İsmet Bey'in Bakanlar ve Görenler kitabını okuduğumda çok gençtim. Yani hani çocuk sayılacak yaşlarda okumuştum. O tarihten itibaren görmekle alakalı bir şey hep dikkatimi çekti. Yani görmenin mesela nafize, işte pencere Arapçada, nüfuz etmekle alakalı bir şey. Görmenin de hep böyle nüfuz edici bir şey olması gerektiği fikri bende kaldı. Mesela Arapçada işte nazar kelimesi hem İşte nazar etmek bildiğimiz manada, hem bakmak manasında, hem de aynı zamanda nazariyat, nazariye kelimesiyle de irtibatlı olarak yani bir tür kavramak, hani teori ve düşünce anlamına geliyor ama bir tür kavramak anlamına da geliyor. Dolayısıyla hani görmenin nüfuz edici, eşyaya nüfuz edici, olaylara nüfuz edici, bir tür bir nazariyeye şey yapan, dönüşen yani bir fikre dönüşen, dönüştüren bir şey olması gerekiyor görmenin. Şimdi bu şiddette görmeye başladığımız takdirde bu görme bizi tatmin eder.
Ama bu derinlikte, bu kuşatıcılıkta ve bu nüfuz edicilikte eğer görmüyorsak, bir yazar olarak görmüyorsak, bir şair, bir sanatçı olarak bu derinlikte görmüyorsak, bu sefer görünmek öne çıkabiliyor. Şimdi şöyle bir şey var, yazmanın şöyle bir sonucu var, doğal bir sonucu. Bunun için yazdım sorusuna çok ikna edici, kendini ikna edici bir cevap vermek gerekiyor. Bunun için yazdım. Yani bunu tanınmak için, şöhret olmak için yazdım. Bunun üzerinden bir işte itibar edinmek için yazdım. Bununla kavga ediyorum. Bunu baş edemediğim duygularımla baş etmeye çalışıyorum falan gibi bir sürü cevap üretilebilir şeye, yazmaya. Fakat şöyle bir alışkanlık artık edebiyat ve yazma çizme kamusunun ortak şeyine dönüştü, alışkanlığına dönüşmüş durumda. Hemen yazar yazmaz bunun direkt yayınlanması ile alakalı bir şey oluştu yani. Bir beklenti, bir istek oluştu. Yani hemen bir refleks alma. Evet, hemen yazmak ve bunu hemen yayınlamak. Yayınlamak, yayınlamamak ya direnememek. İşte yayın için başvurulan yerlerden olumsuz cevap geldiği zaman çok şey olmak. Yani bunu çok kişisel algılayıp çok baş edilmez bulmak falan gibi bir şey de giderek gelişiyor, giderek yaygınlaşıyor. Ona da dikkat çekmeyi istediğim bir şeydi. Yani görmek yeterince meşgul edici, yeterince derin, yeterince vasıflı bir iştir. Görünmek bunun yanında çok tarihi kalır, çok önemsizleşir. İnsanoğlu tabii sınırlı ömrü içinde her ne yaparsa yapsın sonucunu görmek istiyor. Yani evleniyor, çocuklarını falan da görmek istiyor. Yani sonuçlarını görmek istiyor. Yazının da sonucunu. Bu yazının da bir toplumsal sonucunu, nasıl çocukları gözümüzün önünde fiziki ve toplumsal bir hayatımızın parçası olarak görmek istiyorsak, yazının da sonucunu insan oğlu görmek istiyor. Ben bunu görmeyi önemsemeyen, yazısının etkisini bir sonraki kuşağa bırakan, iki sonraki kuşağa bırakan, yazısının etkisine iki sonraki kuşakta kendisi arkasında bir imza olarak, isim olarak durmasa bile buna inanan, bu delilikte inanan. Bu yani, muazzam bir inanç. Bu mesela yani. Müthiş bana yabancı, ilginç, cazip geliyor. Yani 70 tane karakter uydurup, işte 300 tane kitap yazıp, bunları bir sandıkta evde saklamak, işin içinde biraz delilik, biraz cezbe, meczupluk, biraz oyunbazlık falan var ama bu hani böyle bir ömür boyu sürdürülecek ve hiç umur görmeyerek, hiç yazdığının şeyini görmeyerek, gününü görmeyerek, yazdıklarının yankısını almayarak bunlarla beraber ölmek sanki böyle edebiyat camiasını, edebiyat okuryazarlarını, edebiyat yayıncılarını cezalandırmak gibi geliyor bana. Yani cezalandırıyorum sizi. Hani ben bunları bir sonraki kuşağın okurlarına bırakıyorum ve orada da artık ben olmayacağım demek. Çok garip geliyor bana. İnsan bunu çok benim. Acaba insan bunu diyorum kendisini zihninde bir kült haline getirerek, bir kültleşme sürecinin parçası yaparak kurgulamış olabilir mi? Yani hesaplanmış bir şey olabilir mi? Olabilir mi mesela? Bu soruyu soralım. Peşova diyelim ki bir külte dönüşmek arzusuyla bunu yapmış olabilir mi? Yaptı diyelim mesela. Ama bunu görmeyecek. Yani akla gelen soru eğer buysa bir kült olduğunu görmeyecek. Ve kült olmanın meyvesini dermiş olmayacak. Dolayısıyla burada görmenin kendisi çok kıymetli. Görmenin hazzıyla, bu hazzı tabii ki yani nasıl diyelim,
zihinsel bir haz, edebi bir haz olarak düşünelim. Kendine sakladığı, sakladığı o görme, şey evet yani. Görüyor ve bu görmenin hazzıyla meşguliyet ona görünmeyi hatırlatmıyor. Görünmek, görünmeyi ilham etmiyor. Mesela bu hikaye bana çok düşündürücü geliyor. Yazıp sürekli yazdıkları görünen birisi olarak bunu hepimiz söylüyorum. Yani evet yani biz yazıyoruz ve yazdıklarımız görünüyor. Bütün bu yazdıklarımı yani hiç yayınlamıyor olsaydım acaba bu kadar şey yazmış olur muydum? Geriye dönüp baktığım zaman ondan da emin olamıyorum. Yani çünkü bunlar yazdıkça, yayınlandıkça, yankılandıkça insan yaptıklarına dair kanaati keskinleşiyor, pekişiyor. Ama siz yazdıklarınızdan o kadar emin olacaksınız. Yazmanın da korkunç bir ihtiyaç duyacaksınız. Bu kadar yani işten dönüyorsun, işte fötrünü çıkartıyorsun, peşvanlı o hani var ya şeyi, fötrünü çıkartıyorsun, masana oturuyorsun, her gün o işte 3 saat, 4 saatini yazıyorsun, sandığa atıyorsun bunu. Yani bir gün gelecek ve insanlar bununla karşılaşacaklar diyerek takdir ediyorum kendisini. Ya inanılmaz. Kendisini buradan. Orada o kartal ve salyangoz hikayesi de abi. Evet. Çok enteresan. Evet. Yani kartal hep yüksekte. Her şeyi görüyor. Görüyor, evet. Ama gökyüzünde herhangi bir iz bırakmıyor. Bırakmıyor. Salyangoz evet. Yerde hiçbir şey göremiyor ama evet. İz bırakmak zorunda. İz bırakmak zorunda. Başka türlü var olamıyor. Başka türlü var olamıyor. Biz tabii şöyle bir şeye dönüştü. Yani iz bırakmadan var olmanın mümkün olmadığı çağlara erdik diyelim. Yani var olduğumuzu kanıtlamak için arada bir geriye dönüp bakarak hangi izleri bıraktık diye düşünüyoruz. Görmüş olmak, görüyor olmak, görmekle yetinmek mümkün değil artık yani. Mümkün şeyde değil. Abi tabii marka anlamak için söylemeyeceğim ama çok herkesin çok kullandığı ve çok sevdiği bir teknolojik ürünün meşhur bir mağazası var. Bu biliyorsun bulut teknolojisi diye bir şey var. Yani fotoğrafların, yazdıkların, sana ait kişisel her şey bu bulutun içerisinde hangi cihaza bağlı olduğun önemli olmadan seninle birlikte devam ediyor. Buna her yerde ulaşabiliyorsun ve sürekli saklayabiliyorsun. Böyle tuhaf bir teknoloji. O mağazalardan bir tanesinde bir kızın can hıraş bir şekilde görevliyle kavga ettiğine şahit oldum. Bulutuna giremiyor. Bulutuna bir şekilde iletişim sağlayamıyor. Yani korkunç bir dram ve trajedi, yani bir tiyatro sahnesinde bir trajik bir anı canlandırsalar ancak bu kadar olur. Sanki varlığını kaybetmiş. Kaybetmiş gibi. Ona ulaşamazsa o artık o kişi olamayacakmış gibi bir psikozun içerisinde. Ve bunun hani sadece o gördüğüm insanla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Genel bir eğilim bu tarafa doğru gidiyoruz. Sanki galiba abi bu çağ bize bunu yapıyor. Bunu tercih etmesen de yapıyor. Mesela Pessoa ya da Emily Dickinson'a yakın sayabileceğimiz bir Salinger örneği var. Yani o yayınlamış fakat adam şahsi olarak, fiziki olarak görünmemeyi tercih edip sırra kadem basmış. Fakat bu onu daha da görünür hale getirmiş yani. Daha da kültleştirmiş. Bunu tercih etmese ismi bu kadar belirgin olmayacak belki de. Etrafında böyle bir mit, bir mitoloji oluşmayacak. Yani hiç ummadığı bir sonucu da bu çağı bize döndürüp gösterebiliyor. Gösterebiliyor, evet. Yani bu işte hafıza mesela, dikkat mesela bunların... biz işin edebi kısmını falan konuşuyoruz ama aslında işin böyle nörolojik tarafları var, psikolojik tarafları var, sinir bilimle alakalı tarafları var. Yani eski dikkati daha keskin, hafızası daha canlı, ayrıntıları daha zihninde tutan insanlar iken biz giderek sanki o bulutta hafızasını oraya depolayıp gerektiği zaman çağıran, bu yüzden de dikkati daha dağınık, yani dikkatini toplamak zorunda olmayan, mesela yol bilgimiz giderek zayıflıyor. Çünkü navigasyonu kuruyorsun. Dolayısıyla iz takip etmek, iz takip ederken işaretler koymak zihinde ve bir haritalamak
zorunda kalmıyorsun. Yani hepimizin yaptığı şeyi alıyoruz, işte oralardan destekle ilerliyoruz falan. Eski insanlar kayboluyorlardı. Hani kaybolup gidiyordu eğer bu dikkatiniz toplayamazsa. O zaman hayata karşı da bir dikkat geliştiriyordum. Geliştiriyorsun, mecburen geliştiriyorsun. Hani mesela işte bir abimiz, bir hocamız diyelim anlatmıştı. Moritanya'ya gidiyor. Orada Moritanya'da medreseler var. Böyle hani diyelim ki işte 1000 yıllık medreseler bunlar. Çöl okulları. Senin muazzam bir Moritanya ilgin vardı. Ya abi, böyle işte Moritanya, Moritanya'nın nüfusu az ama orası 1 milyon şair ülkesi diye bilinir. Evet. Arap dünyasının en ucundadır. Araplar mı, değiller mi? Ya bunlar Berberi mi, Afrikalı mı, Arap mı nedir diye tartışılır ama orada mesela Arap edebiyatı ve şiiri çok sevilir, ezberlenir, güçlü falandır. İlginç, çok fakir, deniz kenarında çok fakir ama çok böyle temiz, hoş insanların olduğu bir yer. Bu medreseler de çok güçlü bir gelenekten geliyorlar. Biraz Maliki geleneğinden güçlü medreseler. Yoksul medreseler, çok yoksul medreseler. Yani bir tane hocanın etrafında 8-10, 20 talebe işte adanmış ve dışarıda hiçbir şey olmuyormuşçasına. Hani 300 yıl önce dünya nasılsa o dünyada yaşadıklarını düşünerek falan yaşıyorlar. Neyse hocamız şeye gitmiş. O hocamız bahsettiğim abi hoca neyse. Moritanya'da medreseleri de falan da ziyaret ediyor. Üniversitede bir ilahiyatçı kendisi. Orada demişler ki buna kaç kitap okudunuz gibi bir yere gelmiş iş. Şeyler soruyor, Moritanyalılar soruyor. Demiş ki işte çok okuduk yani. Hayatımız okumakla geçiyor. Yok demiş yani kaç kitap okudunuz siz? Anlayamamış sonra fark etmiş. Aslında kaç kitap ezberlediniz diye soruyorlarmış. Çünkü orada diyelim ki toplam okunan 30 kitap falan varsa 30 kitap ezberleniyor. Yani hadis külliyatı ezberleniyor, hafız olunuyor, hadis külliyatı ezberleniyor. Arkasından diyelim ki temel metinler okumakla kastedilen şey aslında bir tür onun fiziki bir metne ihtiyaç duymayacak şekilde ezberlenmesi yani. Ve zihinden çağrılması, sürekli zihinden o metinler çağrılabiliyor. Dolayısıyla işte bu mesela bu ezber kabiliyeti, bu ezber yeteneği, ezberleme gücü biraz şeye borçlu. Başka bir yedekleme imkanının olmamasına da borçlu. Yani bir hard disk yok. Yok, yani tahtalara yazılıyor o günün dersi. İşte 5 satır, 7 satır bir sayfa bir tahtaya yazılıyor. Şöyle ellerinde tahtalar var ya. Evet. Onları ezberliyorlar. Ezberledikten sonra tahta siliniyor. Yani tekrar 2 sayfa öncesinde ne yazmış diye dönme imkanın yok. Dolayısıyla senin bilgiyle, dünyayla giderek vakitle, zamanla ilişkin şey ilişkisi böyle ölüm kalım ilişkisi. Ezberlemezsen bir sonraki sayfaya geçilecek. Yani geçemiyorsun. Ezberlediysen önceki sayfaları siliyorsun. Tahtadan siliyorsun ve onlar geçmişte kalıyor. Bütün bunlar seni çok dikkatli olmak zorunda bırakıyor. Görmek zorunda, ölümüne görmek zorunda bırakıyor. Yani o metni sen ölümüne görmek zorundasın. Sürekli aslında bir fanilik psikolojisi gelişiyor. Gerilimi var. Gerilimi var. Yani bu işte bana şey geliyor artık giderek bu hassaları, bu melekeleri zayıflayan insanlar oluyoruz gibi geliyor yani. Daha mevcut kapasitelerimizi kullanmayan, hani nasıl daha az yürüyen insanlara dönüştüysek, hani bacaklar artık daha yürümek için olan bacaklar artık yürümek dışında yani yürümek için kullanılmıyorsa, aynı zamanda ezberlemek için mevcut olan melekelerimiz ve hastalarımızın da o niteliklerini yitirmesi çok normal yani. Zaten bu modern zihin bir şekilde abi ezberlemeyi de kötü
ve terk edilmesi gereken bir şey olarak kodluyor değil mi? Çok popüler bir slogandır. Ezberleri bozuyoruz. Evet, ezber, yani ezber eğitime hayır evet, falan. Ezberci eğitime hayır. Ezber çok kötü bir şey olarak kodlanıyor. Yani orada şu denmiş olsa bunu makul karşılarız. Mesela temel metinler, bilinmesi gereken temel bilgiler ezberlenmiş olsa, sonra bu ezberin üzerinde gerekli yorumlama yapılıyor, yorumlarla içeriliyor, sindiriliyor olsa ezber kötü bir şey değil. Yani ve şu iddia yanlış, ezber eğitime hayır, ezbere hayır derken biz hiçbir metin ezberlenmesin. Çünkü ezberlenen şey yorumdan kaçar, yorumlanamaz artık. O bir şeye dönüşür, yani nasıl diyelim, işlenmemiş kalıplara dönüşür, klişelere dönüşür. Bu düşünmeyi ketler, önler falan gibi iddia varsa bu çok saçma yani. Çünkü biz sürekli soyut, malzemesiz düşünemiyoruz. Malzemeyle düşünüyoruz. Düşünürken sürekli bir takım başka düşünceleri çağırıyoruz. Yani başka ezberlenmiş ezberler üzerinden hareket ediyoruz. Filozof oluyor, sistemini kurmaya çalışıyor. Kurmaya çalışırken yıkmak zorunda olduğu bir başka sistem olmak zorunda. Yani ve onu ezbere bilmek zorunda. Ezbere bilmek zorundası. Yani geçmişe dönerek bütün o düşüncelerle baş etmek, onlara karşı çıkmak, yeni düşünceyi oluşturmak, bütün bunlar çeşitli düşüncelerin bir matris yaratmasıyla mümkün, mukayese edilmesi ve yaratmasıyla mümkün. Dolayısıyla malzemeyle düşünen zihinlere sahibiz. Aslında ezber bize o temel, iyi yontulmuş, böyle elmas evsafında yontulmuş, yıllar ve nesiller, yüzyıllar boyunca sınanmış, denenmiş, artık bugüne kadar gelmiş olan veya o güne kadar gelmiş olan metinleri düşünmek için malzeme, düşünmek için temel hareket noktası olarak veriyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ezberci eğitimi hayır denince bunları da hesaba katmak lazım. Şimdi çok temel bir mantık metnini, çok temel bir işte diyelim ki şiiri, hani uzun, üzerinde şerhler yazılmış, yorumlar yazılmış bir şiiri, çok temel bir dil bilgisi kitabını, metnini, bunları ezberlemiş olunca sanki her türlü bu ezberler çöktükleri zihinde her türlü düşünme eylemini tıkıyormuş. Tuhaf bir şey. Yani şey gibi, hani çarkların ortasına sanki kum döküyorsun, çalışmıyorlarmış falan gibi yani. Ya öyle evet. Değil aslında. Bunlar çarkların içine yağ dökmek gibi bir şey. Yani kesinlikle. O yağın oraya dökülmesi lazım, o çarkın dönmesi için. Dökülen şey düşünce, akışkan bir şey. Metin dediğimiz şey düşünce, akışkan bir şey. O çarkları döndürecek bir şey yani o. Böylece gündelik hayatın pratiğine de okuduğumuz metinler girebiliyor. Yani çünkü bir zırh var ya abi. Yani modern entelektüelin sorunlarından biri de bu. Birçok şey okuyoruz. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Yani bundan 40 yıl önce, 50 yıl önce ismini bilmediğimiz şairler, yazarlar, filozoflar şimdi çeşitli dillere çevrilebiliyor, önümüze seriliyor. Hepsini biliyoruz yani. Bunları okuyoruz. Fakat bu zihnimizde nerede duruyor ya da çağırabileceğimiz bir mesafede mi? Ondan emin değilim. Mesafe uzak olunca, zihnimizdeki mesafe uzak olunca gündelik hayatımıza da çok sirayet etmiyor. Bunu şunun için de şuraya getireceğim aslında bu meseleyi. Şimdi senin yazılarında bir de tiplerin var. Hani şu Osman Kon'un o güzel dizisi vardır. Bir Mustafa Kutlu hikayesine giremeyecek tipler diye. Evet. Mustafa Kutlu hikayesine girebilecek, Hasan Ali Toptaş hikayesine girebilecek bazı tipleri ve onların hayata karşı üsluplarını konu ediniyorsun abi. Mesela bir tanesinde Karacaoğlan üzerinden birisini anlatıyorsun. Ve beni çok etkileyen bir şey vardı. Muhtemelen hayatında kitap okumamış. Yok, okur yazar mı emin değilim evet, yani. Okur yazar mı rahmetli ondan oldu. Bile. Rahmetli oldu. Bir 10 sene etsin. Olmuştur rahmetli oldu. Okur yazar mı ondan da emin değiliz. Fakat diyor ki beni Karacaoğlan yetiştirdi, büyüttü. Tabii. Şimdi
ezberinde Karacaoğlan şiirleri var. O ezberindeki Karacaoğlan şiirleri ona hayata karşı bir yöntem, bir metot sunmuş. Bütün hayatını bir insanı sevmek, kızmak, öfkelenmek, efkarlanmak, temel insani dürtüleri Karacaoğlan'ın baktığı gibi tabii bakabilme şansına erişmiş. Ve bu hayatına hiç nüfuz etmeyen işte kütüphanemizdeki o yüzlerce, binlerce kitaptan çok daha etkili ve çok daha sonuç verici bir şey. Tabii. Mesela öğretmeninin Karacaoğlan olması nasıl bir şey abi? Yani, yani şimdi bu Torosların bir dağ köyünde doğmuş bir, bir amcadan bahsediyoruz. Allah rahmet eylesin. Ben birkaç kere böyle tanışma şeyim oldu. Oturma kalkma imkanım oldu. Aslında Almanya emeklisi. Kendisi Almanya'ydı herhalde. Almanya emeklisi. O öyle yazmış. Danimarka. Efendim? Danimarka. Danimarka. Şimdi şöyle, kitaptaki bazı karakterlerin bazı şeyleriyle oynadım. Aa, öyle çünkü onu tanıyanlar çıkabiliyor. Tanıyanlar yani bu hikayeler bu kadar aleni olmalı mı olmamalı mı ondan emin olamadığım için bazı yerleriyle oynadım. Danimarka mı Almanya mı emin değilim ama Avrupa'dan emekli bir şeydi. Okuma yazması yok. Hatta kendi ifadesiyle ya biz yeğenim biz mağarada büyüdük falan. Yani biz yani evi ben işte ilk Almanya'ya gidince gördüm, Danimarka'ya gidince gördüm falan diyen birisi. Çobanlık yapmış. Ama bir tabii Karacaoğlan da Toroslar'da yaşamış birisi. Yani dolayısıyla hemşerisi aslında. Hemşerisi yani yaşamış derken Karacaoğlan büyük bir coğrafyaya geziyor ama nihayetinde doğduğu yerler, toprakları, şey, yurdu, Toroslar. Şimdi bu şey yapıyor yani hani aşık olunca kendisine yardıma koşacak başka aşıklara ihtiyaç var. Yani yaşadığı duygunun, duyguyu tanımlamak için henüz yeterli şeyi almamış. Yeterli eğitimi almamış, yaşı müsait değil, tecrübeye sahip değil. Yani. Ve belki de kendisinde bütün bunları şeye getirecek, dile dökebilecek dehaya sahip değil. Belki o dehaya sahip olsaydı ümmi olması, okuryazar olmaması bile önemli olmazdı. Aşk ondaki şeyi açabilirdi, kanalları açabilir, onu daha konuşkan bir hale getirebilirdi. Ama diyelim ki böyle değil, böyle değil. Söyleşme ihtiyacı hissediyor ama takip ettiği söyleşi veya peşinde olduğu söyleşme tarzı gündelik hayatın söyleşme tarzından farklı ve gündelik hayatın çemberinin dışına çıkması gerekiyor. Yani aşıksa başka bir aşık ya da başından aşk geçmiş birisiyle bunu paylaşabilir. Değilse gündelik hayatın koşturması içindeki birisi ve hiç aşık nedir bununla karşılaşmamış birisi için bu konuşulacak bir şey değildir. Bütün konuşmaların dışına düşer. Bütün gündemlerin dışına düşer. Bütün hesapların, bütün arayışların dışına düşer ve kendisine muhatap olamaz yani. Hani aşıkların kendini dağa taşa vurması, hayvanlarla dostluk etmesi. Muhatapsızlıktan. Muhatapsızlıktan biraz yani. Hazreti Ali Efendimiz için anlatılan hani neyin doğuşuyla alakalı bir mitoloji vardır ya. Kendisinin işte derdini, aşkını, ıstırabını bir kuyuya söylemesi, kuyunun içinden bu bir neyin peydahlanması, bu neyin Hazreti Ali'nin oraya fısıldadığı, döktüğü, boşalttığı derdi, aşkı terennüm eden alete dönüşmesinin sebebi olarak anlatılan böyle bir mitoloji. Efsane, menkıbe neyse. Şimdi bu da bir şey arıyor. Haldaş, yoldaş, derdini anlayacak, o gramere sahip, o işte... Kendine bir kuyu arıyor aslında. Kuyu arıyor kendisine. Karacaoğlan'la karşılaşınca, yalnız olmadığını görüyor. Şimdi edebiyatın işte imdada yetiştiği yerlerden bir tanesi. Size sadece konuşan birini vermiyor edebiyat. Yani karşınızda edebiyat gevezelik değil. Yani karşınızdaki dolmuş insanlar, kendi içindekini boşaltmaya çalışan insanlar
okur bulmuş gibi sizin üstünüze saldırmıyorlar. Belki tam tersi. Siz kendinizi ifade edeceğiniz muhataplar buluyorsunuz. Yani karşınızda konuşan birileri var ama konuşan yazarlar var, geveze yazarlar var belki ama geveze yazarlar aslında sizden bahsediyorlar. Dolayısıyla ki siz aslında konuşmuş oluyorsunuz. Dinleyen değil, konuşan birine dönüşüyorsunuz. Çünkü siz onlara söylemek istiyordunuz zaten. Sizin için söyleyen birilerini siz telaffuz etmeye başlıyorsunuz. Siz de konuşmaya başlıyorsunuz. Karacaoğlan'ın büyüklüğü ve bizim aslında diğer şairlerimizin büyüklüğü, dağdaki çoban, ümmi çobanın aşkının atmosferine değebilmesi, ona yoldaşlık edebilmesi, bir dil sunabilmesi ve eskimeyen bir insanlık hikayesini 300 yıl sonra, 700 yıl sonra o dağda tekrar yankılayabilmesi. Orada tabii sözün gücünü görüyorsunuz, şiirin muazzam, gücünü görüyorsunuz. yani Klaus'a kızarken değil mi? Ustabaşı, Alman ustabaşı Klaus'a kızarken de Karacaoğlan yanında. Ha, artık sonrasında zaten şöyle, hani o aşk meşk meselesi kapansa bile devam ediyor. Devam eder çünkü artık siz bir kere gündelik hayatın dilinin çemberinin dışına çıktınız. Başka bir dil imkanına kavuştunuz. Bu dil ile siz artık daha zengin duymaya başlıyorsunuz. Daha zengin görmeye, daha zengin konuşmaya başlıyorsunuz. O çemberin dışına bir kere çıktıktan sonra, o çemberi bir kere yardıktan sonra artık bir tür edebiyatın şeyi oluyorsunuz. Bir adamı oluyorsunuz. Yazmasanız bile. Şimdi bizim Karacaoğlan tabii başka bir yerden imdada yetişiyor. Ama mesela yine bir Erzurumlu bir abi, şair, yazar bir abi. Bu sefer de Emrah geliyor. Evet, evet. Mesela orada konuşurken onunla konuşuyorduk. O da Erzurumlu. İşte babası da işte hafız falan bir şey. Erzurumlu amca. Dedi ki benim, pardon, babası hafız değil. Babası hafız, kendisi hafız. Kendisi hafız, şair, yazar bir abimiz. Babası da yine ümmi bir amca. Babam dedi şeyi bilirdi dedi. Alvardı Efe'nin dedi, şiirlerini tamamını ezberdi dedi. Tamamını ezberdi dedi. Bize dedi o şiirleri okurdu böyle. Nasıl ezberliyor? Ya dedi dergahlarda ezberlemiş. Dergahlarda gide gele gide gele divanın tamamına hakim olmuş. Ve bunu çağırıyor böyle. Muazzam. Yani şöyle çağırıyor. Hani bir şey oluyor, oradan ona denk düşüyor. Katalogdan, katalog çok yanlış değil de, divandan uygun şeyi çağırıyor. Beyti çağırıyor. Neyle karşılaşıyorsa, karşılaşıyorsa hayatta, ihtiyacını karşılayacak bir şeye kavuşmuş, bir hafızaya kavuşmuş. Oradan sürekli çekip çekip dertleniyor, cezbeleniyor, bir özlem duyuyor. Yok işte, ya bizim insanımızın zaten ne gibi bir özlemi olur yani? İşte Kabe özlemi olur. Yani çok değil mi yani? Kabe özlemi olur. Karadonlu. Karadonlu Kabe özlemi olur. Kabe özlemi oluyor. Onun uygun bir şey çağırıyor. O onu bir ferahlatıyor. Kendisine bir haldaş bulmuş oluyor. Kusuru aklına geliyor. Pişmanlık ona uygun bir şey geliyor. Evladına nasihat verecek ona uygun bir şey geliyor. Yani orada hazır, iyi söylenmiş, imdadına yetişen bir kulağına fısıldayan, hikmetine güvendiği, bilgeliğine güvendiği, marifetine güvendiği bir yoldaş ve rehber bulmuş oluyor. Hani edebiyat ne işe yaradı? Bundan güzel bir cevap olamaz. Olmuyor. Yani birinde Karacaoğlan bir ümmiyi elinden tutup gezdiriyor. Öbüründe ise Alvar Lefe yapıyor. Bunun muhtemelen bildiğimiz bilmediğimiz yüzlerce başka örneği var. Yanına işte Yunus Emre, yanına Niyazi Mısri, yanına işte Muhammediye vesaire de eklenebilirmiş gibi geliyor bana yani. O zaman modern şairinde kendisine şu soruyu sorması gerekiyor.
Benim yazdığım şiir kime yoldaşlık edecek? Yapacak. Kimin evet. hayatında bir yer edinecek ve ona zor ya da gerekli anlarda çıkarıp İmdadına bir mısra verebilecek. Evet, zor bir bu soru. Bu soru yani. zor bir soru ama bu soru cevaplanması gereken bir soru. Evet, zor bir soru. Şiir ne işe yarar sorusunun işte bir başka şekli oldu yani. Evet. Eyvallah. Kısa bir ara verelim abi. Ondan sonra devam edelim inşallah. Hayır. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Karacaoğlan'da kalmıştık abi. Şuradan devam edelim istiyorum. Senin altını çizdiğin bir mesele var. Üslup meselesi. Bu aslında bizim temelde yukarıda görünen ve çözemediğimiz birçok sorunun ıskalanan tabanı, zemini gibi bir şey. Bu üslup meselesine de abi çok harika bir örnekle yaklaşmışsın. Belki hani kitabı zaten herkese tavsiye ediyorum okumasını. Biz biraz kitaptan modern tabirle spoiler veriyoruz. Bu abi ihtiyaç dolabı beni hayran bıraktı. İhtiyaç dolabı meselesi. Evet. Biraz oradan, üsluptan konuşalım istiyorum evet. abi. Şimdi nedir abi ihtiyaç dolabı? İhtiyaç dolabı bu işte şeyde Anadolu'da bazı yerlerde var bu.
Bir yere mahsus değil yani, öyle mi abi? Bazı yerlerde var bu. Ben gördüğüm örnek dışında başka örnekler de var. Ben onu Beypazarı'nda gördüğüm bir örnekte. Başka yerlerde de var. İşte bir konak, diyelim ki yemeğini dışarıyla paylaşmak istiyor. Buna şey çözüm buluyor. Yani verenin alanı görmediği, o temasın olmadığı çözüm bulmak istiyor. Belli vakitlerde yemeği bir dolaba, yani dönen bir dolap, dolapla kastedilen o. Mutfak kısmı kısmıyla içeride, alan birbirini görmüyor. Sokak kısmına doğru yemekler konup dönüyor. Oradan alan alıp gidiyor falan. Kimse kimseyi görmüyor. Kimse kimseye borçlu değil. Veren kimse, alan kimse üzerinden bir tatmin yaşamıyor. Hani kendisine bu hakkı bile tanımıyor yani. Allah'la arasında kimin alıp gittiğinin bile farkında değil. İhtiyaç sahibi almamış olsa bile, şeyini bulandırmadan, içini bulandırmadan, zihnini bulandırmadan vermeyi sürdürmek, bunlar çok zor şeyler yani. Bunları böyle konuşmak kolay da yapması çok zor. Çünkü biraz önce konuştuğumuz görme, görünme bahsine dair şeyler aslında bu dediklerimiz. İnsan yaptığı iyiliğin görünmesini, yaptığı iyiliğin görünmemesine uzun süre tahammül edemez. Yani yaptığı iyiliğin görünmesini, fark edilmesini, görünmesi derken biraz da kastedilen bu aslında, fark edilmesini, iyilik, kendisine iyilik yaptığı kimseyle göz göze gelmesini falan da ister yani. Böyle bir insanın tabiatı var. Bunlar çok ince, çok hassas, çok yüksek duyarlılık isteyen meseleler. Şunu kastediyorum. İşte Atalla İskender'i, Hazretleri, bir ifadesi var. Bu Hikem adlı eserinde geçer. Der ki, bir başkası seni görmüyor olsa bile yine de riya yapıyor olabilirsin. Yani şimdi riyanın kabası, kaba yapısı, kargası şu. Riya derken kastettiğimiz şey şu. Allah var, sen varsın. Bir de Allah'la arandaki ilişkiyi gözlemleyen üçüncü birisi var. O üçüncüyü dahil ettiğin zaman riya oluyor. Yani Allah'la aranda namaz meselesi var. Üçüncü senin namazını gözlemlediği zaman bu gözlem seni riya ile karşı karşıya getirebiliyor. Onu hesaba katıp katmamakla alakalı bir şey. Katmadığın takdirde başka bir şey oluyor. Onu hesaba kattığın takdirde riya oluyor. Evet, hesaba katıyorsun ve önemsiyorsan riyaya dönüşüyor. Peki hiç kimse görmüyorken nasıl riya olabilir? Atalla İskenderi'nin kastettiği riya nedir acaba? Çünkü Allah var, sen varsın, üçüncü bir şahıs olmadığı halde riya nasıl oluşabilir? İşte bu riya dediğimiz o karkas, riyanın kaba yapısının ve hemen gözlemlenebilen, hemen fark edilebilen yapısının altında başka duyarlılıklarla ancak keşfedilebilen bir yapısı olduğunu bize gösteriyor. Eğer insan Allah'la arasındaki ilişkide kendisini üçüncü göz olarak kendisini gözlemliyorsa, bu sefer de riya ortaya çıkıyor. Yani kendisi yaptığı işi kendisine beğendirmeye, yaptığı Allah karşısındaki eylemini kendisi bir dış göz olarak gözlemlemeye, beğenmeye başladığı takdirde riyanın daha sofistike bir versiyonuyla, bir çeşidiyle. Bunun riya olduğunun farkında olmayabiliriz. Evet, ha, bu işte doğru. Farkında olmayacağımız daha sofistike, daha sinsi, alt katmanlara gömülü bir şey. Şimdi bunu niçin söylüyoruz? Şunun için, bu katmanlara nüfuz edebilmek çok zor. Yani kaba kısımlarını biz zaten alıyoruz. Yani kültür bize bunu söylüyor. Sağduyu dediğimiz bir şey bize bunu söylüyor. Dinin, ahlakın, erdemler dizgesinin yüzeyi zaten bize söylüyor bunu. Diyor ki, kabasını alıyor bu mesele. Kabasını bize anlatıyor. Fakat o daha derin katmanlardaki, daha sinsi, karmaşık ve sofistike hale gelmiş yapıları bizim seçebilmemiz, onlara nüfuz edebilmemiz için başka duyarlılıklar geliştirmemiz gerekiyor. Bu duyarlılık bence
uslup duyarlılığıdır, edep duyarlılığıdır. Yani bu duyarlılık geliştiği takdirde o incelik, o incelik ve uslup bizde zemindeki gömülü olan duyarlılıkların oluşmasını, yani dışarıdaki duyarlılık gömülü olan daha gizli duyarlılıkların tetikleyicisi ve uyarıcısıdır. Bir insanın o zemindeki sofistike, gömülü ve gizli olan duyarlılıkları keşfedebilmesi için yüzeyde duyarlılıklar geliştirmesi. Yani yaptığın iyiliğin hiçbir şekilde görülmemesine tahammül etmek. Tahammül edersen sana aşağıdaki o duyarlılıklar bağışlanır. Evet. Yani bu bunun bir adımı. Adımıdır. Yani yukarıda zahirde ve dış dünyada o duyarlılığı, o uslubu, o edep şeyini yani yapısını geliştirebilirsek bunun mukabilinde biz boş çevrilmeyiz. Bunun mukabilinde biz daha gizli, daha derinde, daha alt katmanlardaki duyarlılıklarla ödüllendiriliriz. Veya şöyle demek de çok mümkün. Yani Ali Bey, işte Ali Efendi, bu dolabı düşünen, kendisi verenle alan arasındaki o göz ve riya, o şeyi, ihlassızlığı bozan her şeyin ölümüne terk etme ve ölümünü ortadan kaldırma düşüncesi, fikri aslında fikir değil bu, bir buluş değil, bu bir ikram. Onun yüksek edep, yüksek uslup sahibi olmasından kaynaklanan ona verilmiş bir ilham. Yüksek edep, yüksek ilhamı, derin edep, derin ilhamı, derin uslup, yüksek uslup size derin ilhamı, yüksek ilhamı getirir diye düşünmek lazım. O yüzden de şöyle yaptığımız zaman çok yapıştırma plastik oluyor. Yani bakın bu nasıl yapmış, hadi bunu örnek alalım biz de bunu yapalım dediğimiz zaman yapmış oluyoruz. Evet. Ama taklit oluyor, bize taklit özgü oluyor. Bir şey olmuyor. Yukarıdaki yüksek uslup ve edepten kaynaklanan bize ait, bizim menkıbemizin içinden yeşermiş bir derin ilhamın sonucunda onu bulmuş olmuyoruz. Bir başkasından ödünç almış oluyoruz. Çünkü onu bulabilmek için bir yolculuğa çıkmak gerekiyor içeride. Gerekiyor. Evet, o yolculuk işte o duyarlılığı oluşturan şey o. Öbür türlüsü yapıştırma oluyor. Biz bugün çoğunlukla işte bizim kadim medeniyetimiz, büyük medeniyetimiz, güçlü medeniyetimiz, atalarımız nasıl bir edep medeniyeti kurmuşlar falan derken aslında işin sonuçlarına talibiz. İşin çilesine talip değiliz. Aşamalarına yani, talip değiliz. Evet, o sonuçları doğuran o dolabı, dolap bir ilham yani, başlı başına ilham. O dolap ilhamını doğuran vazgeçmeye talip olmak gerekiyor. Neden vazgeçmeye? İkram edileni alan kimsenin seni görmemesine tahammül etmek ve görünmekten vazgeçmek. Yani onun karşısına çıkmaktan vazgeçmek. Bu yapıldığı takdirde Allah sana bu dolabı ilham eder. Biz ise dolabı alıp bugün hayatımızı, yani biz derken genel yaptığımız şey o eski yüksek duyarlılığın, kültürün, medeniyetin sonuçlarını sanki o sonuçlar başka hiçbir şeye borçlu değilmiş gibi alıp hayatımıza monte ettiğimiz takdirde her şey yoluna girecekmiş, o büyük medeniyet tekrar canlanacakmış gibi düşünmeye çalışıyoruz. Oysa esas olan kesinlikle ruh, kalp ve onların işlemleri yani. Yani tek başına dindarlığın, tek başına bilgi sahibi olmanın, tek başına imkan sahibi olmanın yeterli olduğu zanlı bizi. Zanlı, evet. Aslında bu çıkmaza sürüklüyor. Ona eşlik etmesi gereken nezaket, görgü ve bu ilhamı doğuran süreç ve tamamlayıcı unsurlar hayatımızda yok diyebiliriz, evet, neredeyse. Evet. Şöyle mesela bir duvar yapıyoruz. Bu duvarı yaparken görüyoruz yani. Allah'tan sağda solda restorasyonlar oluyor ve bir takım eski usul duvarlar görmeye başladık. Yani tamamen tuğlayla yapılan değil, taşlarla yapılan duvarlar görmeye başladık. Başka türlü görme imkanımız yok çünkü.
Duvarlar yapılıyor. Ben bakıyorum yani her Türk gibi inşaata, inşaat karşısında. Ve sever misin abi inşaat seyretmeyi? İş makineleri çok büyüleyici yani. Ya ben de çok seviyorum. Çok büyüleyici. İnternette böyle bir site var biliyorsun abi. Orada devamlı bir inşaat makinesi. Kaptırmak istemiyorum yani ama çok, çok tehlikeli. Çok geçen gün benim bir saatimi aldı. Ama diyeyim yani. Yani her Türk gibi ben de çok seviyorum. O insan gibi ama kaba davranışları falan, kaba hareketleri, işte kepçenin kalkma, tereddüt etme havada, bir tereddüt yaşayıp indirsem mi falan, bunlar çok acayip şeyler. Neyse. Bir işte duvarı yani izliyoruz. Büyük taşlar konuyor. Araya usta böyle tadını çıkartarak küçük taşlar yerleştiriyor. Daha küçüklerini yerleştiriyor. Şimdi bu daha küçükleri, daha tali görünen şeyler. Aslında uslup dediğimiz, edep dediğimiz şey biraz o. Yani büyük taşlarla duvar olur. Boşluklar olur, biçimsizlikler olur, rüzgar alır. Zaman içinde bu boşluklar büyür, taşları yerinden eder, duvarı yerinden eder. O duvarı finalde o duvarı tamamlayan ve duvarı daha muhkem kılan şey esasen az anlam yüklediğimiz o küçük taşlar. O küçük taşlarla biz aradaki boşlukları yani kavşaması deniyor ya şeyin yani taşlar kavşamasın, yerinden oynamasın, birbirlerini iterek çözülmesinler diye biz sürekli aralarını küçük taşlarla dolduruyoruz. O küçük taşlar ve detaylar aslında işin can alıcı noktası. Biz hep büyük taşları görüyoruz. Büyük tartışmalar, büyük fikirler, büyük idealler, büyük sözler, büyük hikmetler, büyük siyasetler falan. Tamam yani bunlar evet yapıyı oluşturan yapı taşları. Kabul. Genel olarak da kabul, sonuçlar genel aslında. Olarak da, evet yani. Kabul ama olabilmesi işte uslupla mümkün, edeple mümkün. O arayı bağlayıcı olan, bağlayan harçtır yani o şey. Harç, o küçük taşlar ve harç sayesinde o duvar bağlanıyor. O duvar muhkem oluyor, işe yarar hale geliyor. O bağlayıcı kısım taşlardan daha önemsiz değil. Yani taşlar çok önemli. O büyük taşlara çok şey borçluyuz. Yapıyı o taşıyor olmakla birlikte harç da o duvarı dayanıklı kılan şey. Ben işte uslup ve nezaket, işte edep derken aslında kastedilenin o harç olduğunu söyleyeyim. Ona zaten dahi bir cümle de kurdum. Yani harç cümlesindendir. Tabii, tabii. Edep, ha, yani bu edep harcının, çimentosunun evet, parçaları. Bağlayıcı, bağlayıcı. Birbirinden bağımsız görünen, yani bağımsızmış gibi duran alanlar oluşturuyoruz şeyde, dindarlığımızda. Birbirleriyle alakasız. Yani fikriyat bir türlü oluyor, hissiyat bir türlü oluyor, eyleme bir türlü oluyor, eylememe, vazgeçme başka türlü oluyor. Bunların her biri fikir olarak birer yapı taşı. Fikir olarak zaten edinilmiş, öğrenilmiş, sınanmış ve bize alim, hoca, düşünürlerin öğrettiği yapı taşları bunlar. Fakat biz bu yapı taşlarından kendi duvarımızı örebilmemiz için o harcı kullanmamız lazım. O harcı kullandığımız takdirde duvar bize ait oluyor. Bizim malımız oluyor. Öbür türlü birisi geliyor bir omuz atıyor, yıkılıyor. Duvar çözülüyor. Tekrar yapı taşlarını yerine koyuyorsun, güven tazeliyorsun. Ya öyle değil böyle falan diyorsun. Başkası geliyor bir tekrar. Ama ben onu sindirirsem, uslupla, edeple bana mal edersem, bunun sonucunda ben duvarı kendime mal etmiş oluyorum. Yani bu edep ve uslup sayesinde bana ilham, dolap ilhamı geliyor. Dolap ilhamı geldiği zaman bana özgü bir buluşla karşı karşıyayım. Ve ben dünyaya imzamı atmış oluyorum. Yani manevi bir imza atmış oluyorum. Ben artık beni o dolap temsil edebilir. 300-400 yıl sonra ben Ali Efendi'nin dolabından bahsediyorsam, burada gördüğüm şey esasen Ali Efendi'nin çok zeki bir insan olduğu, ne kadar da zeki bir insan, ne kadar da buluşçu bir insan olduğu değil. Ne kadar da buluşçu olduğundan ziyade ne kadar uslup sahibi insan olduğudur. Böyle muazzam bakmak
Yani bu diye düşünüyorum. Bahsettin abi, hem riya meselesi hem de bu çileli nefsi yolculuk aslında şu açıdan da çok elzem. İnancın kibri diye bir şey var. Yani sadece dini inançtan da bahsetmiyorum. Herhangi bir konuda keskin ve şiddetli bir inanca sahip olan insanların geliştirdik tuhaf bir kibir hali de oluyor ve bu onları çok kolay kırılabilen, yani ilk rüzgarda savunduğu ya da inandığı şeyin tam tersi istikamete itebilen bir şeye dönüştürüyor. Evet. Bu çok temel bir problem. İşte bu üslup ve bu nezaket, görgü, bu edep meselesi bizim bugün İslam dünyasında yaşadığımız birçok problemin de aslında açıklayıcısı gibi bir şey. Biraz oraya gelmek istiyorum abi. Daha önce mesele böyle yaklaşıldığını görmedim ama senin İmam Rabbani ile ilgili yazın bana çok başka bir şey anlattı. Yani İmam Rabbani'nin mücadelesini biliyoruz. Bugün insanlara çok garip gelir. Böyle şeyler oluyor muydu? Yani Müslümanların işte domuz eti yemeği haram değil diyebildikleri bir dönemde İmam Rabbani bir itikat mücadelesi veriyor. Bu mücadeleyi biliyoruz. Fakat sen başka bir mücadeleden daha bahsediyorsun abi. Eşraf diye bir kavram. Evet. Bu bana çok şey geldi, enteresan geldi. Bu galiba senin Konya'da, Karaman'da edindiğin de bir, yani orada gözlemlediğin de bir şey olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Şimdi eşrafı ben ilk ne zaman duydum? Kasabalarda, ilçelerde hala vardır o anonslar. Cenaze anonsları vardır. Aha, evet i̇şte, oluyor. Ya hala var. İşte kasabamızın eşrafından falan diye başlar. Ben o yıllarca onu biz anonslardan duyduk ama eşrafın neye denk geldiğini falan çok bilmeden bunu dinledik. Biraz şöyle bir şey olmuş artık. Belediyede anonsu yapan kimse eşraf kalıbını herkes için söylemeye başlamış yani. Hani biraz o kasabanın yerlisini temsil tarif eden, tarif eden bir şey olmuş. Eğer eşraf diyorsa yerlisidir. Eşraf değilse de köyünü söylüyor. Falanca köyden hemşerimiz falan diyor. Şimdi eşraf biraz önceki aslında o görgü meselesinde, konuştuğumuz görgü meselesindeki gibi taşıyıcılardan bir tanesi. İşte İmam Rabbani örneğinde orada bir tür şey oluşmuş. Arap kökenli, Seyit kökenli veya işte İmam Rabbani'de olduğu gibi Faruki'dir o. Yani Hazreti Ömer soyundan. Faruki, Seyyid, Hazreti Peygamber soyundan gibi soy bakımından eşraf şerefli demek ve şeyde Kuzey Afrika'da Hazreti Peygamber soyundan Hazreti Hasan evlatlarına şürafa ve eşraf deniyor. Buralarda da nakibül eşraflık falan var ya, aynı şey. İşte eşraf denirken kastedilen biraz soyca seçkin olmak, Hazreti Peygamber'e nispet ediliyor olmak. Bizim konuştuğumuz eşraf o değil. O değil. Ama yine de bir tür şey var. Seyitlerin, şeriflerin, Hazreti Peygamber evlatlarının dedeleri olan mübarek zatın mirasını temsil etmeleri gibi, ismini, kanını, cismini temsil etmeleri gibi, onlar da bir şeyi temsil ediyorlar. Ve o şeyi taşıyıcısı olmak zorundalar. Bir tür görgüsünü aktarmak zorundalar. Çünkü onlar şehirli olmakları bakımından, şehirde olmak bakımından, şehirde, kasabada bir tür bizim köyden farklı olarak işte şehirleşme şeyimiz yani adımı ve çabası. Yani şehir düzeyinde insan ilişkilerinin mesela köydeki gibi böyle hızlı, fevri, diyelim ki paldır küldür, çok titizlenmeden yürütüldüğü bir ortamdan ziyade kontrollü, düşünülerek yürütüldüğü bir ortam, şehir ortamı. Burada bu ilişkileri yerleştirecek, bunları kalıplar halinde aktaracak,
Bunların üzerine düşünecek olan kesim eşraf kesimi. Eşraf aslında bizim eski dünyada, eski şehirlerimizde bir tür şey, böyle bir... çekirdek gibi aslında. Çekirdek, şey, bir, evet çekirdek. Sosyal çekirdeği. Çekirdek. Yani. Bir tür mukayese imkanı veren, kendilerine bakarak çeki düzen alınan bir kesim. Bunların içinde zengin olanlar var, zengin olmayanlar da var. Yani orada bir işte Tire'deki bir şeyhin atanmasıyla alakalı yazıda, bir şeyhin atanmasıyla alakalı karar veren bir kadrodan bahsediyorum. Yani eşrafla kastedilen o aslında. Orada işte falanca imam efendi var, filanca işte uncu, un esnafı var, filanca işte diyelim ki hoca var, şeyh var, tüccar var, esnaf var, bir şey. Ama son tahlilde bunlar şeyin çekirdeği, senin ifadenle, Tire'nin çekirdeği. Ve bunlar Tire adına iş yapıyorlar. Bunlar Tire'deki bir şeyi hassasiyetle korumak istiyorlar. Orada bir dergah açılacak, dergaha bir şey atanacak. Bizim ve bu şehrin meselesi. Şehrin meselesi ve şehrin meselesini sonuna kadar böyle savunabilecek, özümsemiş, içselleştirmiş insanlar. Bunlar savunma hattındalar. Şimdi biz burayı çözdüğümüz zaman, ki çözdük zaten onu, çözdüğümüz zaman bu çekirdek dönüşüyor. Bu çekirdek artık mesela diyelim ki karar merci kim oluyor? Siyasiler oluyor sadece. Karar merci kim oluyor? İşte parası olanlar oluyor. Karar merci kim oluyor? Sesi çok çıkanlar oluyor. Karar merci daha çok kavga edebilenler oluyor falan. Yani eşrafın yerini alanlar, eşrafın... Sağduyudan da yoksun. Yoksunlar. Evet. Yani bir yere doğru, güce doğru aslında. Yani sesi çok çıkıyorsa, kavga ediyorsa, parası varsa, siyasi iktidar bilmem sahibi ise güce doğru kayıyor denge. Oysa eşraf gücünü şeyden almıyor. Paradan, zenginlikten falan almıyor. Eşraf, İtibardan, saygınlıktan alıyor. Oradan alıyor yani. Benim hani böyle eşraftandır diye düşündüğüm, çocukluğumdan kalma, gençliğimden kalma bazı isimler var ki maddi durumlarda çok parlak değildir ama o itibarlarını hiç kaybetmezler. Onlar mesela onların evlerinde çok güzel yemekler yapılır. Zenginlikten dolayı değil. Yani şehrin mutfağını onlar muhafaza ederler. Çünkü o yani 18 nesildir, 13 nesildir o yemek o usulde, o biçimde oraya kadar gelmiştir yani. Ve bunu farkında olarak ya da olmayarak titizlenirler ve bunu korurlar. O şehrin en orijinal ağzı o evlerde konuşulur. Yani en yani bugünden bakınca en komik gelebilen, en tuhaf gelebilen, ne kadar köşeli, kaba saba gelebilen orijinal hali oralarda konuşulur. O şehirdeki kına adetlerinin, efendim düğün adetlerinin en iyi bilindiği yerler onlardır. O evdeki kadınlara sorulur çoğunlukla. Yani işte Hatice teyze, Hatice abla, yani kınamız var. Ya buna biz şey koyuyor muyduk, koymuyor muyduk? Hani düğün bohçası hazırlıyoruz da bunun içine şu giriyor muydu, girmiyor muydu konusunda onlar hakimdi. Onlar bir tür hafıza. Yani evet. Kadınları bir türlü, erkekleri bir türlü hafızalar oluşturmuşlar bunlar. İşte falanca yerden falanca aileden işte kız alacağız. O aile nasıl bir aile? Hafızayı bunlar tutuyor yine. Yani şey... İnanılmaz ya. Bilgi onlarla. Ben böyle insanlarla karşılaştım. Böyle insanlarla karşılaştım. Bunlar böyle şey. Ya bunun vasfı ne diyorum? Bunun vasfına bakıyorum bugünden bakınca. Bir tanesi mesela hatırladığım, oraya çok uyan rahmetli işte Nait amca mesela. Hastanede saymanlıktan emekli gibi bir şey. Saymanlık diye bir şey var mı? Vezne mi? Vardı galiba. Sen böyle bir memuriyet tipi vardı. Belki de hala var. Saymanlık ne onu tam bilemedim de. Vezne diyelim. Döner sermayede bir şeydi herhalde. Oradan emekliydi mesela rahmetli. Ama mesela o, işte onun işte eşi İmran teyze falan. Onlar mesela küçük, böyle çok mütevazı bir apart şey bahçeli bir evde yani orta halli memur hayatı yaşayan insanlardı ama bütün bu söylediklerimi bir merkezindeydiler. Bizim açımızdan, bizim o mahalledeki iler açısından çok merkezdeydiler. Bütün bu konularda bilgi onlardaydı. Yani bilgi onlar, görgü onlardaydı. Talimatları o verirdi. Orayı oranın bir türlü yön bulma şeyi yani. Tabii, tabii. Yordan bulma. Tabii. Onlar bu bilgiyi saklıyorlardı yani. Şimdi bu şey oluyor.
Bu çekirdek, gelenek deyince insanlar bunu görmüyorlar. Bu çekirdek yani çatlıyor. Aslında biz insan faktörünü çok önemsemek lazım. Yani kitabi olan çözülebilir, sınanmışlığı sınırlıdır. Biz hayatın içinde sınanmış ve karşımızda bir insan haline gelmiş fikirle karşılaştığımız zaman inanırız yani. O zaman inanırız. Yani bu yani peygamberin faktörü de budur. Karşımızda bir insan olarak çıktığı zaman biz kendimizle karşılaşırız ve inanmaya başlayabiliriz. Ya da inkar etmeye başlayabiliriz. Ama bir şey yaşarız. İş ciddiye binmiştir yani. İnsanla karşı karşıyaysan ciddiye binmiştir. Ya inanırsın ya inanmazsın. Fikirle karşı karşıyayken fikir bize bu keskinliği vermeyebilir. Evet. Fikirle hep çünkü bir şey... sınanmamış, pratiğini... Sınanmamış ve hep o mesafeyi koruyabiliriz. Yani fikir bizi şey yapmıyor, bir insan kadar borçlandırmıyor. Fikirle karşı karşıyayken, soyut fikirle karşı karşıyayken, onu terk etmekle kabul etmek arasında böyle kendimizi bir ara alanda tutabiliyoruz. Ama insanla karşı karşıyayken bunu yapamıyoruz. Riski çok daha az yani. Az. Şimdi bu eşraf dediğimiz çekirdek, her şehirde okumaya falan da daha hevesli olan, çocuklarını falan da okumak için daha şey olan, onlara bakarak başkaları da çocuklarını okuttular falan. Bunlar da çoğunlukla çocuklarını büyük şehirlere, yurt dışına falan da gönderebildiler. Çünkü hızlı adımlar attılar. Fakat bunlara dönüşü pahalı oldu. O çocuklar dönmediler. Dolayısıyla eşraf... Kesildi. Kesildi. Yani eşraf biraz kendi ayağına sıktı. Çocuklar dönmediler. Büyük şehirlerde kaldılar. Yabancı memleketlerde kaldılar. Böyle bir eşraf krizi oldu yani. Diye düşünüyorum ben yani. Eyvallah abi. Bu arada tabii bu güzel muhabbetin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben muhabbete kaptırdım, dergiyi göstermedim. Şöyle gösterelim. Nihayet dergisinin yeni ve biz diğer dergicileri kıskandıran güzellikteki kapağı, tasarımı ve yeni hali Ahmet Murat yönetiminde. Bundan sonra Nihayet dergisi, evet bu şekilde. Ve çok güzel bir dosya konusuyla babamın kitapları. Çekici, merak uyandırıcı, sevdiğimiz, okuduğumuz yazarların içine doğdukları kütüphaneleri, evet, hayatlarını şekillendiren kütüphaneleri, evet, anlatan güzel yazılar var. Son olarak abi sana kendi babanın kütüphanesini evet, yazdım sorup, orada. Evet, kısaca daha detayını öğrenmek isteyenler, evet, Nihayet dergisini alabilirler. Eyvallah. Yani İşte 1500 kadar kitap vardı. Çocukken onları saymayı falan da seviyordum. Ne kadar var acaba falan. Ne kadarını okudun baba falan gibi sorular. 1500 kadar kitap vardı. Bu kitapların ben bir kısmını babam kitaplığın kapalı yani bölümleri vardı. Oraya kaldırmıştı. Onlar daha az temas ettiğimiz kitaplardı. Bir kısmı daha açıktaydı ve kolay erişilebilir yerlerdeydi. Kitapların yerleri değişiyordu. Ben bu değişimden hareketle bir şey yazdım. Yani babamın işte 60'lardan 90'lara kadar 30 yıl içinde kütüphanesini retrospektif deniyor yani o bütün o serencamını bir tür taşradaki bir okur yazarın fikri dönüşümünün kayıtlarıymış gibi okumaya çalıştım. 60'larda daha milliyetçi bir şey var. Yönümüzdeki kitaplar. Evet. Onlar ama zamanla şeye kalmış. Ben kitaplığı gördüğümü fark ettiğimde onlar çoktan şeyin arkasındaydı. Kapaklı kısımdaydılar. İşte 70'lerden itibaren daha işte Mehmet Ait Kotkular, İhyalar, başka bir takım şeyler devreye giriyor. Babamın eğilimleri değiştikçe. 80'lerde bir daha eğilimler değiştikçe başka şeyler devreye giriyor. Bu kitapların gözümün önündeki o dönüşümü ve bu dönüşümün siyaseti ve stratejisi üzerine düşünmeye çalıştım. Kitaplık şu an memlekette ki evimizde. Aynen öyle duruyor mu? Kitaplık duruyor, duruyor. Kitaplığı hani görerek yazmadım. O yüzden yani anmadığım bazı kitap isimleri de var ama kabaca şeyini, hikayesini anlatabildiğimi düşünüyorum. Eyvallah. Doğru mu? Eyvallah. Kütüphanelerimiz aslında kimliğimiz, kişiliğimiz. Evet, yani evet, bir insanı evet, evine gittiğin zaman aslında tanımanın en kestimi ve en doğrudan yolu. Kütüphanede hangi kitaplar var ve hangileri hemen ulaşılabilecek yerde, hangileri daha uzak mesafede.
O çok enteresan bir şey olmuş, detay olmuş abi. Bu güzel sohbet için çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah ben... geldiğin için. Nihayetinde yolu açık olsun inşallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Zevkle, merakla okuyacağız. Teşekkür ederim. Eyvallah. Haftaya inşallah aynı yerde aynı saatteyiz. Görüşmek üzere.